Nasılsınız? İyiyiz abi, siz nasılsınız? Kolay gelsin. Çok sağ olun. Afiyet olsun. İyi, güzel. Dostlarla birlikte güzel iftarımızı yaptık. Güzel bir gün. Teşekkür ederiz abi. Sağ olun. Sizler nasıl durumda? BKM ekibi toplandı galiba. Aynen. Güzel, böyle BKM'den arkadaşlarla fikir konuşma, yemek yeme, muhabbet etme. Böyle bir ortam. Bugün de Dünya Tiyatro Günü. Aynen. Valla işte buradan bütün üzerimizde emeği olan hocalarımıza sevgiler, saygılar olsun. Başta Yılmaz Erdoğan olmak üzere. Bütün tiyatro emekçilerine, herkesin Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyoruz. Çok sağ olun. Evet, yani biraz buruk bir tiyatro günü oldu. Hepimiz açısından Köksal abiye valla Allah rahmet eylesin. Hem onu izlemesi ayrı bir keyifti. Ben birebir tanışamadım hiç ama hakikaten çok değerli bir oyuncuydu. Çok değerli bir insan olduğunu da tanıyan herkese söylüyor. Allah rahmet eylesin abi. Sizin eşinizle bir skeçiniz var, tiyatro var. Nasıl gidiyor? Evet, biz de eşimle birlikte tabii şu an çok güzel gidiyor. Yani insanlar hani bir çift komedisini, karı koca sahnede olmayı hem enteresan buldular hem de oyun gerçekten çok güzel oldu yani. Etkileşimiyle, izleyenlerle çok güzel oldu. Çok güzel gidiyor. Çift terapisi bekliyoruz herkesi. Peki, en son yine bir damatlık giydiniz. Evet abi. Erik bayağı bir gündem oldu. Aynen aynen. Abi biz seviyoruz evde Berfu'yla beraber öyle hani skeçler yapalım edelim istiyoruz. Baktık yani skeci çekmek için bile Erik'e 900 lira verince bir tadım kaçtı benim de gerçekten. Ama işte içeriktir, yaptık. Hakikaten de zor ya şu an yani ekonomik anlamda. Erik 900 liraysa. Gerçi de sezon başı daha, biraz daha ucuzlar. Peki Erik bu kadar pahalıken eti nasıl buluyorsun Serkan Bey? Abi, bunlar da pahalı mı? Abi işte tanıdık eş dost var diye geliyoruz, yemin ederim var ya. Hesabın tamamını aldığı gün bir daha oturmam. Böyle bir indirime bakıyorum ben ona göre gerçekten de. Kardeşimiz sağ olsun bize her zaman ağırlıyor burada. Serkan'a çok teşekkür ediyoruz. Bir de burada yürüyen merdiven de var. O da büyük kolaylık. Çoğu yerde. Ne abi ayakları çekiyor. Evet, bu ayaklarla bindim. Yürüyen merdiven olan kaç dönerci var ülkede düşünün. O yüzden buraya keyifle geliyoruz. Böyle buradan merdivenden çıkıyoruz. Yürüyen merdivenle iniyoruz. Çok güzel. Yakın dostunuz Oğuzhan Koç'u soralım. Eşinizle alakalı bazı sorunlar yaşamıştır. Bunları gerçekten muhakkak mısınız? Konuya bir bilginiz var mı? Konuyla ilgili bilgim yok ama Oğuzhan benim kardeşim Demet'le de şahane bir evlilikleri var. Ama yani çok üstüne geliyorlar onları, anlamadım yani. Hani böyle bir şey yapılıyor. Yani hiçbir şey, sorun yok aralarında yani. Çok mutlular. Şahane de bir düğün yaptık. Güzel de evlendirdik. Mutluyuz yani. Bence ortalık böyle karışsın diye haberler çıkıyor. Kesinlikle öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ben yani. Peki Murat Boz. Eğer evlenirse ona erik takmayı düşünüyor musunuz? Murat Boz evlenirse erik takmayı düşünüyor musunuz? Kasalı. Teşekkür. Bilmiyorum abi. Kime denk gelirse artık o sıra. O sıra yani kilosu en pahalı neyse onu takarım gerçekten. Bakarız. Karpuz olur, kavun olur. Öyle bir soru ki kafamı karıştırıyor. Abi görüşürüz. Peki abi son olarak şunu sorayım. Deprem bölgesine gittiniz. Evet. Oyuncaklarla beraber neler yaşadınız? Çok zorunlu. Abi çok zordu tabii hakikaten. Yani şimdi üstünden hikaye geçince yavaş yavaş da az konuşuluyor konular ama yani gerçekten unutmamamız gerekiyor. İşte bu Ramazan'da da yardımlarımızı oraya yapmaya çalışıyoruz. Biz zaten oradan çok bağlantı, telefon aldığımız insanlar oldu. Elimizin, gücümüzün yettiği her yere yardımı götürüyoruz. Ama konu çok büyük, hakikaten çok zor. Yani oradan gidip başka şehirlere gidenler açısından da çok büyük bir yıkım var. Dolayısıyla biz gücümüzün yettiği her yere, ben, eşimle birlikte, BKM, bütün bağlantımız olan herkese yardım götürmeye çalışıyoruz. Bu biraz uzun bir süreç. Gerçekten toparlaması zaman alacak gibi geliyor bana. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Erdoğan Bey çok sağ olun. Arkada saklamış. Evet, Erdoğan Bey de. Erdoğan Bey. BKM'nin gülü. Erdoğan evet, Yılmaz Erdoğan'ın kuzeni. Evet. Ersin Korkut'un kardeşi. Kardeşi, evet. Evet, çok gerçekten. Evet, çok benziyorlar. Yani bu kadar benzerlik olur. Zaman. Yani iki kardeş arasında talih kuşu sana konmuş diyebilir miyiz? Yani Ersin de hiç kondu, mi yok? Kondu vallahi kondu. Erdoğan çok hatırlıyorum. Baba anne bir yani değil mi? Bir abi? Bir tabii. Bir. Valla biz de yıllardır şaşkınız gerçekten. Ersin'i de buradan çok seviyoruz. Selamlar olsun da Erdoğan da bizim canımızdır. Eyvallah. Elimizde büyüdü diyeceğiz ama. Aynen öyle. Evet öyle büyüdü. Öyle ama gerçekten öyle oldu. Eyvallah. Teşekkür ettik abi. Sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun.